Meclis Müftesi'nin toprak bütünlüğü için, ülke bütünlüğü için görev ifa ederken maalesef ve maalesef yüzyıllarca, asırlarca birlikte yaşadığımız atalarımızın aynı siperde bu vatanın bir her karış toprağı için canını veren ülkemizde aynı insan tarafından öldürülmesi acımızı, üzüntümüzü kat ve kat artırmaktadır. Bu gözü dönmüş vatan ve millet sevgisinden, insan sevgisinden yoksun kişiler kimlere hizmet ettiklerinin farkında bilimize değil, insanlıkla ilgisi olmayan canilerdir arkadaşlar. Ama şunu unutmasınlar, bu üzüntümüz, bu şehidimiz bizlerin vatan sevgisini, insan sevgisini, toprak sevgisini, vatan sevgisini perçinlemektedir. Bunu akıllarından asla çıkarmasınlar. Binlerce Abdurrahman versek, ülkemizden bir karış verecek toprağımız kimseye yoktur. Devletimiz çok güçlüdür. Eğer devlet vatandaşımızın kim olursa olsun, şartlısı, kartlısı, kuzeylisi, güneylisi, devletimiz çok güçlüdür. Kadife eldiven içindeki şerik yumruğunu, bunu böylelikle biliniz, vatan ve millet aleyhine çalışan, sizlerin bir tek parmağını dahi birlikte kan dökmedik mi? Nedir bu ayrılık? Kim yapıyor bu ayrılığı? Yapan var mı desinler ki Türkiye Cumhuriyeti ayrılık yapıyor desinler. Hangi bir ferdimiz istedi de Cumhurbaşkanı'na kadar gidemedi yolu? Nerede kapandı yolu? Kimin yolu kapandı? Aha seçim yapacağız. Herkes aday olabilir. Engel olan var mı adaylığına? Seçme ve seçilme hakkına herkes sahip. Niye bir Türk düşmanının oyunlarına alet oluyoruz? İşte sormak istediğim soru budur. Ama devletimiz imkanlarını her konuda seferber etmiştir. İşimizin zorluğu buradadır. Devlet aciz değildir, onu da bilesiniz. Bir samanlıkta iğne arar gibi mücadelemizin zorluğu buradadır. Bize hedef versin, bu Mehmetçiğe hedef verilsin, yerle bir eder benim Mehmetçiğim. Vatan sevgisiyle dolu hepsi. 3 kıtaya hükmettik. Çağının üzerine çıkmış, çağı kapatmış, çağı açmış bir milletin torunlarıyız. El ele verelim, gönül gönüle verelim. Bu vatan millet düşmanlarına birlikte göğüs gerelim arkadaşlar. Mehmetçiğimiz, bu çocuklar, bizim evlatlarımız hepsi vatan sevgisiyle doktor insanlar. İşte bizim üzüntümüzü artıran, eğer bu çocuğumuz bir Rus, bir Yunan, bir Rum şehit etseydi acımız bu kadar büyük olmazdı. Çünkü bu vatan için doğdu. Anamız babamız bizler bu vatan için yetiştirdi. Ama bizi üzen kendi kanımızdan, kendi canımızdan birisinin bu Abdurrahman yavrumuzu şehit etmesi bizlerin üzüntüsünü kat be kat artırmaktadır. Ama üzüntümüz devlet sevgimizi, vatan sevgimizi, insan sevgimizi perçinlemiştir. Sevgimizi bir kat daha artırmıştır. Bunu da huzurlarınızda açık seçik söylüyorum. Değerli şehit kardeşim, gönül rahatlığı içinde ebedi sırrına rahat uyu. Seni ömrümüz boyunca kalbimizde yaşatacağız. Sen vatan için canını verdin. Ruhun şad olsun. Ayrıca şunu söylüyorum. Şehidimizin yakınlarını da kutluyorum. Böyle bir evlat yetiştikleri için vatan sevgisiyle dolu, vatanı uğruna can verebilecek bir evlat yetiştikleri için onları da huzurlarında tebrik ediyorum, kutluyorum. Acılarına gönülden katılıyorum. Ve tüm besinlere başsağlığı diliyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimize, değerli komutanımıza ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Metin olsunlar, devletimiz güçlüdür. Kanı yerde kalmayacaktır. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Değil mi abi?
İki kişi daha yukarıdan arkaya çıkalım. Nereye gidiyor? Şimdi köye mi gidiyordu? Nereye gidiyor? He? Nereye gidiyor? Köyüne gidiyor. Köyüne. Hangi köye? Malı köyüne. Bu Atmalı köyünden olan hemşerimizin cenaze merasimi halkı besinler tarafından uğurlanmaktadır. Ezen bir eşkıyan kurşunla hedef olmuş. Şehit olmuş. Şimdi bütün besini uğurlamakta. Şöyle bir bana doğru çağır da asker, çenekler, ha. Geliyor değil mi? Geliyor. Tamam, çabuk abi. Geliyor.